Merhaba sayın seyirciler. Yeni Gün Özel'den sizleri saygıyla selamlıyoruz. Yeni Gün Özel'in bugün konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Burada olduğum için ayrıca iyiyim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir yıllık çalışma böyle meclis çalışmalarından sonra evet. Böyle. Önce bir meclisin bir yıl çalışmasını değerlendirebilir miyiz? Elbette. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz. Yasama organını oluşturuyor. Biz bu yasama organının muhalefet, ana muhalefet cephesini oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim iki, muhalefetin iki aslında meclisin tümünün iki ana fonksiyonu var. Biri yasa yapmaktır. İkincisi de şey yapmaktır. Hükümeti denetlemektir. Yani yürütmeyi denetlemektir. Çünkü bunun içine şey de dahildir. Yani iktidar partisi milletvekilleri dahi aslında kendi seçtikleri, sonuçta kendi aralarından oluşmuş olan o yürütme organı, hükümeti denetlemek durumdadırlar. O yüzden de meclis adına denetleme yapan Sayıştay önemlidir. Bu sene mesela, herhalde o konuya gireceğiz değil mi? Evet, o tür şeyler var. Bilmem, yani bütçe süreçleri önemlidir. Çünkü orada siz bir harcama yetkisi veriyorsunuz hükümete ve gelir toplama yetkisi, vergi toplama yetkisi veriyorsunuz. Bunları sürekli denetlemelisiniz. Tabii ayrıca her şeyi denetlemelisiniz. Yani ihale düzenlerinden tutun, bilmem bir takım kamu kuruluşlarının doğru yönetip yönetilmediğine kadar, kurumlar vesaire, bunların evet. Hepsi illa İksa devlet teşekkülü olmayabilir. Yani bu RTÜK'ten TRT'ye birçok kamusal fonksiyonu olan ve yürütmenin güdümünde olan, yürütmenin sonuç yürütmeye bağımlı olan organların, kurumların denetimini de içerir. Buna ilişkin meclisin komisyonları vardı. Mecliste biliyorsunuz her şey önce komisyonlarda tartışılır. Daha sonra genel kurula gelir. Orada evet. Nihai şeklini alır. Tabii aslında yasama organında çıkmış metinler, yani bir yasa için bizim muhalefet olarak, hatta muhalefet değil, demokratik ülkelerde iktidar partisi milletvekillerinin dahi Anayasa Mahkemesi sürecine başvurabildiklerini biliyoruz. Bunun örnekleri var. Bizde var mı hiç örneği? Bizde yok maalesef. Yani o açıdan demokrasinin çok zayıf bir tarafı. Yani Türkiye'de yasama yürütmeye tabi vaziyette. Hele koalisyon yoksa, tek partinin hükümeti varsa, orada çok az aşırı bir çoğunluğu varsa mecliste, o takdirde iktidar partisinden böyle bir şey beklemek çok zor. Halbuki biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için bir ya ana muhalefet partisi yetkilidir, onun iki üç grup başkan vekili neyse başvurabilir. Hiç başka imza gerek değil. Ya da 110 milletvekili. Bu 110 milletvekili şu partiden bu partiden diye bakılmaz. Ama genellikle ne oluyor? Biz o 110 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi olarak imzalarını alıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne sadece biz başvuruyoruz. Bazen BDP ve MHP'nin bu konuda hiç katkıları olmuyor mu? Olmuyor. Geçen dönem bizim milletvekili sayımız daha şeydi, sınırdaydı. O zaman bir iki oldu. Yani MHP'den bir ama daha çok da o da pek olmadı. Daha çok DSP o sırada vardı. DSP'den arkadaşlar bizim Anayasa Mahkemesi başvurularımızı imzaladı. Ama bizim buna ihtiyacımız da yoktu. Çünkü sadece grup başkan vekillerinin ana muhalefete anayasa vermiş yetki vardır. Sadece bizim grup başkan vekillerimiz imzasıyla, yani biz iki imzayla başvurabiliyoruz. Dolayısıyla yani yasama eğer yürütmeye karşı daha görece daha özerk olabilirse, yani o erkler ayrılığı dediğimiz demokrasinin kuvvetler ayrılığı şimdi bir de konuşmanızdan soru içerse o kadar çıkmaz mı? Her şey siyasetin içinde. Demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığı. Kuvvetlerin üçüncü şeyi de, erki de yargıdır. Bu daha da önemlidir. Çünkü yani hani yasama organı yürütme arasındaki ilişkiler biraz daha fludur, biraz daha şeydir, yani iç içe geçmeye daha müsaittir. Ama eğer yargıyı da siz yürütmenin emrine sokarsanız, o zaman gerçekten demokrasi bir şey ortada kalmıyor. Konuşmalarınızdan böyle bir ima seziyorum. Bu var, evet. Yani Türkiye'de aslında şimdi oturmamış demokrasilerde hep bir tarafa doğru, kuvvetleri tek bir güçte toplamaya doğru bir kuvvetli şey baskı olur. Bu 10 yıllık bir iktidar var Türkiye'de ve işte eğer seçime evet. 2015'te gidersek 13. yılını tamamlamış olacak 2015'te. Böyle bir uzun dönemli bir iktidar, ki oldukça önemli bir çoğunluğu var.
eğer iktidarın kendisi demokrat olma konusunda siyasi irade göstermiyorsa, yani ve üstelik tabii göstermiyorsa bir kere zaten süreç oraya da doğru gider. Bir de üstelik tam tersine kendisi bu demokratik olma meselesinden bilinçli olarak uzaklaştırıyorsa ülkeyi. Tabii bunu böyle söylemez hiç kimse, onu söyleyeyim. Tabii. Siyasi ilişkimizde biz demokrasiden uzaklaşıyoruz demez ama kuvvetli arada ne oluyormuş dediğiniz andan itibaren zaten o vardır. Ki yargı üzerindeki baskılar Türkiye'de dönüm noktası olarak 2010 tarihini alabiliriz. Ama 2007'den itibaren de var. Yani Ergenekon meselesinden itibaren de sayabiliriz. Ama 2010'da bir başka şey oldu. 12 Eylül 2010'da bir referandum oldu. O referandumda hakimler, savcılar, yüksek kurulu, HSYK dediğimiz onun bileşimi değişti. İktidarın daha güdümünde bir yapı oluştu. Onun üzerinden Yargıtay ve Danıştay'ın bileşimleri, yapıları değiştirildi. Çünkü oradan üyeler seçiliyor. Bir de o anayasa oylamasında Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişti. Sayı, üye sayısı arttı vesaire. İktidara daha yakın kesimlerden hukukçu demeyeyim ama çünkü Anayasa Mahkemesi'ne girmek için hukukçu olmak da şart değil. Başkanı kendisi evet, başkan diyorsunuz. Ama yani mahkeme üyelerinin iktidara daha yakın kesimlerden gelmesi de orada da bir yani yüksek yargının yürütmenin doğrudan uzantısı gibi olmak gibi bir durum oluştu. Ve ilginç bir şey oldu. Bu geçtiğimiz bir yıllık başlangıçtaki soruya dönersek bir yıllık dönemde şunu gördük. 2011 seçimlerinden hemen önce bir yetki yasası çıkarmıştı İktidar Partisi. Kanun hükmünde kararname çıkarmak üzere. Çok ilginç bir şeydi. Yani 23. yasama dönemi bitiyor. Seçimlere 2 ay var. Hatta 2 ay bile yok. Yani Nisan işte şey yani 1,5 ay falan var. Ve orada bir yetki yasası çıkardı. Ben bu yetki yasasıyla işte şu konulara kararname çıkarmak için yetki alıyorum. Peki bu yetkiyi aldı, kimden aldı? Biten meclisten aldı. Ne zaman kullandı? Parlamento 11 Haziran seçimlerinden sonra toplandı, yemin ettik, bilmem ne, dağıldık, tatil falan. Tatil sırasında iktidar boş durmadı. Eski meclisten yani 23. yasama dönemi meclisten aldığı yetkiyle 24. yani şimdiki yasama döneminin milletvekillerinin haberi dahi olmadan, İktidar Partisi milletvekilleri dahil olmak üzere 34 tane kanun hükmüne kararname çıkardı. Bunlar o kadar önemli şeylerdi ki, o kadar önemli derken yani iyi anlamda söylüyorum, şu kadar büyük alt üst oluşları yavaşlar ki bakanlık yapılarından tutun bilmem şeye kadar, yani sağlık şeyine kadar, kanuna kadar çok sayıda şey. Bunu mesela biz Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Yetki kanunu daha önce Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğümüzde daha önceki dönemlerde ki bu sadece son 10 yılda değil yani diyelim çok partiler yani Anayasa Mahkemesi'nin var olduğu dönem itibariyle ki Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz 61 Anayasası'ndan sonra yani o dönemdeki şeylere bakın, yetki kanununun bu kadar kapsamlı olması ve hatta o yetki kanunun o geniş kapsamı içine bile girmeyecek bir takım kanun ve kararnameler çıkarılmıştı. Kesinlikle iptal nedeniydi ama bu Anayasa Mahkemesi daha önce aynı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarla da çelişen bir kararla bunları aykırı görmedi. Anayasaya aykırı görmedi. Dolayısıyla yani Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirirken 2010 şeyi bu 2011 seçimlerinde ki referandum 12 Eylül 2010 seçimler 11 Haziran 2011 arada yani işte 8 ay bir fark var. 8 ay sonraki yeni Anayasa Mahkemesi o yetki kanunu eski kararlarına çelişerek onaylayıverdi. Yani siz kısaca şunu söylediniz herhalde. Bu kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle birlikte geçen yıl meclis ve yüksek yargı organları ve devlete bağlı kurumların büyük bir çoğunluğu alt üst oldu çok, diyorsunuz. 2011'de oldu bu. Ama etkileri 2012'ye tabii evet. Ve bazıları halen sürüyor. Yani kanun ve kararnameler aslında işte 2 ay sonra getirilip meclisten kanun biçimine almalıdırlar ama onlar öyle duruyorlar. Yani Türkiye'de öyle kanun ve kararnameler var ki onlarca yıldır anayasaya aykırı olarak duruyorlar ve getirilmiyor meclise. Bu iktidarda o gevşekliği kullanırım ben dedi. Yani aslında iktidarı yürütmeyi denetim imkanları eğer mecliste
bir sonuca ulaşmıyorsa ve çıkan yasalarda anayasa aykırılık varsa muhalefetin gidebileceği son durak Anayasa Mahkemesi'dir. Ama şimdi bu yol tıkanmıştır. Peki yeterli denetim yapabildi mi Cumhuriyet Halk Partisi sizce? Biz gerçekten yapmaya çalışıyoruz. Yani biz aslında şunu da yapmaya çalışıyoruz. Yani iktidara her konuda muhalefet etmemek, yani seçilmiş konularda muhalefet etmeye de çalışıyoruz. Yani örneğin Selma Piyası Kanunu'da yani grup aldığı kararlar daha az müdahale etti. Yani birçok şeyini daha az müdahale etti derken yani esas itibariyle onayladı ama ben şu maddelerde itirazım var. Gece yarısı önerge getirdiler kendi yasalarına. Düşünebiliyor musunuz? Ve o en önemli maddesi olduğu getirdikleri madde. Bir madde ki bilmem 100 sayfalık madde getirdiler gece yarısına. Bu Sayıştay yasası da en son bütçeyle ilintili olarak şimdi, ona, da, ona dayandılar ve raporlar gelmedi. O konuda bakın, da şöyle ilk kez Sayıştay bütçeyi biz konuşurken kesin hesabı özellikle. Kesin hesap kanunu 2011 yılının bitmiş, defterleri kapanmış, hesapları kapanmış bir döneminden bahsediyor. 2011 evet. Bitmiş bir dönem. 2012 halen yaşıyoruz. 2012 hesaplarını göremeyiz çünkü daha bitmedi. Ama 2011'in kesin hesabı yani kesin bütçe hesabı. 2013'ün de tahmini bütçesine görüştük biz şimdi. Ne kadar ilginç şey oluyor. Herkes 2013'ün tahmini bütçesiyle ilgileniyor. 2011'i unutuyor geride kaldığı için. Halbuki o çok önemli çünkü siz esas olarak o raporlar orada, denetim görevi. Orada bir de orada icra olmuş, yapılmış, harcama yapılmış. 2013'e ait daha bir kuruş harcanmadı ki. 2013 başlamadı çünkü. Biz yetki verdik 2013 için şu an hükümete, meclisten. Sen bu harcamaları yapabilirsin, şu gelirleri toplayabilirsin. Ama 2011 oldu bitti. Peki bu olmuş bitmiş yılın ben ilgili Sayıştay raporlarını elime almadan nasıl şey yapacağım, denetleyeceğim? Denetim görevini yapacaksınız. Yani bu meclise aslında bir hakaret. Yani bu demokrasi de olmaz bir şey. Eğer bir Sayıştay varsa ki olmalı, bütün demokratik ülkelerde var. Sayıştay bir hesap mahkemesidir. Peki herhalde. Meclis adına o denetimleri yapacak olan kurumun yetkileri mi kısıtlandı? Ne oldu? Neler oldu ki bu raporlar gelmedi? Çünkü meclis adına o denetimi yapacak olan Sayıştay'dı. O yetki kısıtlamasından gelmiyor. Yetiştiremedik diyor. Böyle bir bahane düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman bütçeyi ertelersin. 3 aylık bir geçiş bütçe yaparsın. Ve zamanda yetiştiremedik. Kusura bakmayın ey millet. Biz işimizi görevimizi zamanda yapamadık. Eksik yaptık. O yüzden bir ek bütçe çıkaracağız. 1 aylık, 3 aylık neyse. O dönemde de yetiştireceğiz dersiniz. Yani bu kadar şeyi laubali olmaz bu işler. Bu kadar yani ne olacak falan bunlar yapmasak ne olur? Şimdi bakın bizim genel başkanımız bu konuya 14-15 dakika ayırdı konuşmasında. Yani teknik bir eleştiri yaptı. Yani bu olmaz, bu demokrasinin ABC'sidir dedi. Peki ne oldu? Sonra başbakan çıktı kürsüye. O da konuştu 1 saat. Ama o 1 saatin 1 dakikasını bile buna ayırmadı. Yani buna cevap vermeye değer görmedi. O başka şey. O yüksek politika yapıyor. O falan filan. Yani tırnak içinde yüksek politika. Yani burada bu kadar önemli bir şey var. Bu kadar önemli bir itiraz yöneltiliyor demokrasi adına. Buna cevap bile vermedi. Şimdi dolayısıyla tabii burada buna sahip çıkması gereken kamuoyunun da kendisi. Yani kamuoyundan da çok yüksek ses çıkıyor. Yani olur mu böyle bir şey demesi lazım. İnsanların, medyanın, bir takım kurumların. Batı'da en çok, bakın Amerika'ya gidin bakın, başkanlık seçimleri, Fransa'da şurada burada başkanlık ya da hükümet seçimleri en çok tartışılan nedir biliyor musunuz? Hükümet olduğunda hangi şeyleri, taahhütleri var, hangi harcamaları yapmak istiyor, bununla ilgili kaynakları nedir, nereden bulacak, yani yeni vergi mi getirecek yoksa daha iyi şey mi, daha verimli çalışarak mı, kaynak tasarruf ederek mi yapacak, nedir, bütün bunların hesabını verirler, karşılıklı bunu tartışırlar. Türkiye'de biz bütçeyi bile eskiden daha çok izlerdi millet. Şimdi onu bile izlemez hale geldik. Yani bu böyle bir bıkkınlık, böyle bir soğuma, bir ne olacak bir şey olmuyor işte. Yani birazcık şeyler hala izliyor. Memurlar, emekliler bize bir şey olacak mı? Maaş. Sadece o bölümünü %3, %5 mi yani artar mı acaba diye, ama onun ötesinde bütçe bunun ötesinde de çok şeydir, önemlidir. Yani hangi kesime hangi harcamanın yapılacağı, hangi gelirlerin aktarılacağı, kimden ne kadar gelir toplanacağı. Bütün bunlar çok önemli. Ama galiba bizim bütçe konusunda bir şey var. Yani bütçelerin halka dönük olmamasını getirdiği bir şey var. Oysa halka dönük.
Yani şöyle halka dönük. O kadar çok etkiliyor ki aslında. Tabii öyle. Hayır ama işte şey insanlar bu bütçelerden bize bir şey gelmez diye düşünüyorlar. Yani bu bütçe yani biz en fazla ben memur olsaydım beni biraz ilgilendirirdi. Onun için beni ilgilendirmiyor diye bakıyorlar. Halka tabii şöyle etkisi var. Denetsiz vergilerin %70'ini dolaylı vergi yani tüketim üzerine alınan vergi olarak aldığınız zaman yani bakkaldan jiklet alan çocuk bile etkile diyor. Bilmiyor onu ama yani herkes etkiliyor tabii. Hocam bugün asıl konumuz şeydi büyükşehir yasasıydı fakat böyle konu konuyu girdik açıyor yerden, o kadar o kadar geçen çok sorulacak şey var. Bu daha çok su kaldırır yani evet. Sonuna kadar götürebilirim. Şu meşhur hikaye gibi bilgisayara sorulan eser ne var ne yok demeyelim. Evet hocam büyükşehir yasası konusunda gerçekten büyük tartışmalar var. Olumlu tartışmalar, olumsuz tartışmalar. Evet. AK Parti kanadı malum bu konuya çok olumlu bakıyor. En yukarıdan en aşağı kadar herkes artık çok güzel şeyler söylemeye başladı. Geçen Büyükşehir Belediye'miz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Kenan Çakar buradaydı. Yeni yasayla ilgili güzel şeyler söyledi böyle. Dedi işte yasayla her şey daha değişik olur, daha güzel olacak dedi. Arkasından dün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Sakir Öz geldi. Şeyden, Manisa Milletvekili. Yine başka bir Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgilenmesi üyemiz vardı Metin Bey. Onlar da tam tersini söylediler. Şimdi bu konuda sizin görüşlerinizi alalım. Şimdi olay, gerçekten bu evet. Yararlı bir şey mi yapılan yoksa gerçekten daha da kötüye gidecek bir şey mi? Yani neyi amaçlıyor bunu yapanlar ona bakmak lazım. Bunu evet. Sadece İzmir açısından da bakmayalım. Önce İzmir'e sonra geliriz. Yani İzmir için iyi olmuş kötü olmuşturdan önce bir Türkiye'sinden bakalım. Mevcut sistemde 16 büyükşehir belediyesi varken buna evet. 13 eklendi. 13. 29 oluyor sayı. Dolayısıyla genişliyor. Bir de şöyle bir şey vardı. Sadece İstanbul ve Kocaeli bütün şehirdi. Yani il sınırıyla büyükşehir sınırı çakışıyordu. Şimdi hem mevcut 16'nın diğer 14'ü yani İstanbul Kocaeli dışındaki hem de yeni kurulan 13 tane hepsi il sınırı kadar büyükşehir. Şimdi bu dolayısıyla sadece büyükşehir yasası değil bir bütün şehir yasası olarak da geldi. Bizim bir kere en önemli itirazımız bunun bir bütün şehir yasası olmasıydı. Şimdi Başbakan şunu söylüyor diyor ki canım yani diyor Kocaeli İstanbul'da uygulanıyordu bütün şehir olarak fena mı oldu işte orada ne güzel oluyor bir şey var yalnız bunun şimdi İstanbul ve Kocaeli özelliği olan iki il özellikleri şudur bir yüz ölçümleri küçüktür bir iki demografik yoğunlukları yüksektir dolayısıyla kentsel doku çok yaygındır. Tam tersine kırsal faaliyet çok zayıftır. İstanbul'da %1 bile değil. Düşünebiliyor musunuz? İzmir'i düşünün. İzmir Türkiye'nin en önemli tarım ili. Öyleydi mi diyelim? Şimdi ya Konya ya İzmir. Yani yıldan yıla değişiyor. Yani bir yıla. Yani çok önemli. İlk iki içinde yani İzmir. İstanbul'a bir olur mu? Konya İstanbul'a bir olur mu? Konya bir tarım ili. Evet. Esas itibariyle. Yani ve inanılmaz büyük bir coğrafya. Yani Belçika'dan büyük bir şeyi var. Yüz ölçümü var. Aynı şey değil. Dolayısıyla bu bir şey. Yani konuyu saptırma oluyor. Yani İstanbul ve Kocaeli için uygundu. Bana göre de uygun. Evet İstanbul Kocaeli'de olabilirdi. Belki Yalova büyükşehir olsaydı hani mesela olmaz. Nüfusu küçük ama Yalova da küçük bir il falan yoğun şey olurdu derdim yani. Şimdi orası değil. Söz konusu değil. Dolayısıyla yani İstanbul ve Kocaeli için o anlamda uygundu. Şeyde bunlar daha çok sanayi kenti, büyük turizm tabii şeyi İstanbul açısından bilmem ne büyük kültür başkenti ama esas olarak kentsel dokusu çok yaygın birimler. Orada bir sıkıntı var. Yönetim sorunu var. Yani yerel yönetimcilik eğer bizim insanlarımızın yerel hizmetlere ulaşımını kısaltmak, hızlandırmaksa yani burada şey sıkıntısı var. Yani belki Manisa'dan gelen arkadaşlar söylemişlerdir. Manisa ilinin Manisa şehri batıdadır. Yani İzmir'e yakınlığı işte 33 kilometre. Halbuki bilmem şeye Kula'ya son İzmir'e diye olan mesafesinden bilmem 5-6 kat. Demirci ilçesinden bahsediyorum. Demirci öyle bilmem Alaşehir öyle falan. Yani iki Manisa var aslında. Şimdi oradan oraya hizmet götürmek. Hadi bir de onun köylerine götürmek. Bu çok sıkıntılı bir evet. iş.
Bir de şöyle bir şey var. Yani iki tane il düşünün. Bir tanesinde büyükşehir var, diğerinde yok. Bir tanesinde il özel idaresi var yani. Büyükşehir olmayan da. Büyükşehir olan da il özel idaresi kalkıyor. Yani iki sınır köyü düşünün. Bir tanesi il özel idaresi var, öbüründe büyükşehir götürecek falan. Bu böyle bir şey olmaz. Böyle bir tek bir devlet içinde, bir üniter yapı içinde böylesine bu kadar farklı yönetim modeli olmaz aslında. Bu neye götürür biliyor musunuz? Bu aslında sonuçta hepsini tek bir havuza bağlamaya götürür. Ya hepsini büyükşehir yaparsınız, o zaman büyükşehir demenizin alemi yok. Yani hepsi sonuçta belediye olur. Yani çünkü büyükşehir farklılaştırmak evet. için konmuş bir isimdi. Eğer hepsini yaparsanız bu anlamı kalmaz. Tabii o zaman hiçbir nüfus kriteri bilmem ne hiçbir şey kalmıyor ortada. Bu model doğru model değil. Yani Türkiye'deki belediye sayısı çok değildi zaten. 2700'ler civarındaydı. Şimdi buradan işte 1500'ün altına düşecek. Yani belde belediyeleri kapanıyor biliyorsunuz. Yani ilçe belediyeleri kalıyor ama belde belediyeleri gidiyor. Bence bu yasanın çok önemli bir özelliği köy tüzel kişiliğini tasfiye etmesidir. Yani büyükşehir olan yerlerde köyler tüzel kişiliğe sahip olmayacak. Büyükşehir olmayan yerlerde köyler hala tüzel kişiliğe sahip olacak. Peki bu yürür mü? Yani düşünün ki şöyle bir tane şimdi işte Çaldağ'da, Manisa'da ya da başka altın arayan, nikel bilmem ne peşinde bir şeyi düşünelim. O köydeki ayak bağından kurtuldu. İktidar, merkez iktidarla halletti. Köy tüzel kişiliğini kaldırdı. Bilmem ne. Daha rahat çevre tahribatını çok fazla itiraz olmadan götürüyor diyelim. Ya peki o öbür ilde, yandaki ilde de onu sürdürecek ve öbür ilin köyünde il özel idaresi var ve büyük şehir yoksa ne olacak? Yani oraya özel bir yasa mı çıkaracaksınız? Ne olacak peki? Yani bir süre sonra oradan yeni dayatmalar, yeni itirazlar, yeni talepler ortaya çıkacak. Söylemem şu, büyük şehirler yasasının en kritik ve en tartışılır noktası, bizim en çok itiraz ettiğimiz şey, köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasıdır. Bir, iki, beldelerin tasfiye etmesidir. Yani birçok belde var ki, nüfusu da bayağı var. Yani bunların hepsi küçük belde değil. Bazıları nüfusu 5 bin, 10 bin, 20 bin ama hatta 30 bin, 50 bin yani. Yazın nüfusu 100 bin, 100 bini geçenler var. Doğru. Evet. Bunlar da kalkıyor. O zaman yani bizim yerel yönetimcilikten anladığımız o hizmete yakınlık olayı ortadan kalkıyor. Yani her seferinde en çok itiraz Tire'ye gittim geçenlerde. Ya biz cenazemizi kaldırmak için şimdi büyük şehire mi yapacağız, başvuracağız diyor. Yani çünkü bazı şeyler ilçe belediyesinden de kalkıyor. Bu büyükşehir kanunu dolayısıyla bazı hizmet türleri ilçe belediyesi tarafından da görülemez duruma geldiği için bir sıkıntı var. Yani merkezi şeydeyse, metropol ilçede sorun yok. Zaten iç içesiniz. Ama Kiraz ilçesi söz konusu olunca buradan yani 150 kilometre yani. Geri bir organizasyonlar mı yapmak zorunda kalacak büyükşehir? Tabii yapıyor. Şimdi büyükşehir işte dün de ben de basında okudum. 3 ayrı yerde yapacakmış. Evet. Bir tanesi bu Bakırçay Havzası için yani Bergama'dan Menemen'e kadar olan bölgeyi içeren. Bir tanesi Küçük Menderes Havzası'nda. Yani hadi Menderes'ten başlatalım. Torbalısı, işte Ödemiş'i, Selçuk'u, Tiresi, Kiraz'ı, Bayındır'ı falan. Orası için bir. Yani bütün hizmet birimlerinin bir şekilde bir mikro ölçekte, mikro derken daha küçük ölçekte buradakine göre yeniden tek bir mekanda birleştirilmesi. Bunun içinde asfalt döküm tesisleri dahil olmak üzere. Yani bir belediye hizmet binası daha kurulacak orada. Evet, tabii hem idari bina da kurulmak gerekiyor tabii. Hem de bir takım üretim yani asfalt üretiminden tutun başka beton vesaire tesisleri, bütün bunlar belki kum vesaire. Bir de Karaburun'da daha küçük ölçekte düşünüyorum. Çünkü Karaburun daha nüfus az yoğun bir yer. Daha küçük şeyi düşünmüyorlarmış Kemalpaşa'ya. Çünkü zaten İzbeton yakın. Kemalpaşa yolunda biliyorsunuz zaten. İzmir'den daha yakın. Evet. Hatta daha yakın. Orası için düşünüyor. Üç noktada düşünüyor. Bunlar örgütler tabii sonuçta. Özellikle İzmir açısından ben sorun olacağını sanmam. Yapılır ama gene de hizmete yakınlık anlamında baktığınız zaman o kadar da değil yani yakın değil her şeye rağmen. Çünkü ortada bir yerde bir merkezde oluşturacaksınız. Tabii. Oradan dağıtmaya çalışacaksınız. Yani sonuçta bakın ben Bispergel yasasına da karşıydık. Yani 50 kilometre İzmir için bir sınır vardı. Bunun bir bölümü denizdeydi zaten. Yani evet. O sınırı çok belki kritik önemi yoktu ama
Yani İzmir'in mesela mutlaka Çeşme'yi içermesi gerekiyordu. Pergelli olmazdı bu iş. Biz onu dedik. 16 tane belediye mi var büyükşehir? Ya bunlar için her bir için tek tek kanun çıkarılabilir. Yani İstanbul, Kocaeli bütün şehir yapılabilir. Diğerleri için tek tek yani hangi ilçeler girecek, girmeyecek. Böylece daha anlamlı. O İzmir'le ekonomik anlamda bütünleşmiş. Kültürel bağı çok yüksek falan olanları ve belki de ulaşım akslarını sizin götüreceğiniz, ne bileyim siz bir taraftan Bergama, Selçuk hızlı tren hattını İzban'a geliştirmek üzere. Dolayısıyla Bergama'nın da Selçuk'un tam kapsam içinde olması, Alaa'da durmaması, Alaa bile biliyorsunuz uzakta kalıyor. Evet. Tüm bunun yapılması gerekirdi. Ama neyse şimdi yeni bir modelle karşı karşıyayız. Bu modelle ilgili bizim Anayasa Mahkemesi'ne itirazımız var. Bakalım sonucu göreceğiz ama sanki bu şeymiş gibi yani kesinleşmiş gibi de belediyelerimiz çalışıyorlar. AKP buradan ne murad ediyordu? Bir kere siyasi hedefleri var. Yani ben bunu çıkarırsam köy nüfusu daha bana yakındır, daha muhafazakardır. Ben işte muhalefetin elindeki bazı büyük şeyleri alır mıyım? Ya da yeni büyükşehir olacak illeri bizim elimizde olan Tekirdağ, Muğla, Aydın bunları acaba alabilir miyim hesabı yapıyor. Bu hesaplar tabii tutmaz bize göre ama yani bazı o böyle hevesleri var ama en azından elindekileri kaptırmamak ya da ne bileyim mesela Trabzon'u bizdeydi Trabzon. Trabzon'u aldı geçen dönem evet. İktidar Partisi. Şimdi ama her an tabii siyaset bu. Trabzon'u tekrar el değiştirebilir. Ama şimdi bunu yaparak sağlam demir atmayı planlıyor falan. Yani elindekileri de kaçırmamak üzere de yani şey burada yok. Garip bir çelişki görüyor ben. Dün de sordum. Sakin Hanım'a da sormuştum o soruyu. pardon. İktidar Partisi'nin en fazla kusura bakmayın tuttu şey. İktidar Partisi'nin en fazla oy aldığı yerler köy gibi, kırsal kesim daha çok. Oysa bu yasa kırsal kesimdeki insanlara birçok maddi yükümlülük getiriyor. Evet. Birçok şeyini etkiliyor, kısıtlıyor. Ama şu... Şimdi bu bile bile yadeş ya da bir ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey değil mi? Şöyle tabii onu fark ettikleri için yasada bir şey, siyasi rüşvet maddesi düzenlediler. Bir kere bir imar affı getirdiler. Köylerde imar şeyi olan, yani imara uygun yapılmamış yapılarla ilgili. Aslında köylerdeki yerlerin yapılmış yapıların hemen hemen tamamı zaten şeydir. Ruhsatsız bilmem yapılmış. Kaçak. Ama tabii şöyle bunların çoğu eskidir. Bu yasadan bunlarla ilgili düzenlemelerden sonra yapılanların sayısı daha azdır. Bunlarla ilgili bir af getirmiş oluyor. Bu tabii bu da bir eşitsizlik yaratıyor. Yani imara uygun davranan da davranmayan şey anlamında. Yani o yasal düzenlemeler tek tip proje üzerinden işte yapılma bilmem ne düzenlemeleri geldikten sonra da buna uymadan yapılanlara bir af getirmiş oluyor. Rüşvet diyorsunuz bu. Siyasi rüşvettir bu. Bunun bir bedeli yok diye düşünür siyasetçiler. Bu yani Özal döneminde tapu tahsis belgesi verilmesi gibi bir şey. Yani sıfır maliyetle oy talep etme, seçmen kazanma stratejileridir bunlar. Şimdi burada bu yasaya muhalefeti engellemek için köy tüzel kişiliğini kaldırıyorsun. Çok ciddi bir darbe vuruyorsun. Ha bak ben sana bunu getiriyorum. Büyükşehir kapsamına girince senin şey su, kanalizasyon bilmem ne bir takım atık su, temiz su bu maliyetlerin artacak ama ben sana bir şey daha yapacağım. Kıyak abilik. Daha yapacağım. Abilik daha yapacağım. Ve ben işte bunu 5 yıl boyunca yüzde büyükşehir tarifesinin %25'i alınacak. %25 de önemli ama. Yani daha önce hiç vermiyorsa suya para birdenbire %25 ile karşılaşıyor ki. Yani bu çok büyük bir şey. Onun için. O zaman rüşvet karşılamayacak belki de. Şimdi. Yani böyle bir sıkıntı var. Bir de şey, işte, belediye vergilerinin de 5 yıl boyunca alınmamasına dair bir şey getirdi. Ama bu da 5 yıl çabuk geçer yani olacak. Sonra ne olacak meselesi? Peki bu köy tüzel kişiliği dışında Büyükşehir Yasası'nın getirdiği yeni şeyler. Mesela İzmir'in büyük kentlerin maddi gelirleri yükselecek diyor. Gelirleri yükselecek diyor. İlçelere daha fazla diyor. Para gidecek diyor. Ama yani şey evet fakat il özel idareleri kalkıyor. Dolayısıyla öyle de bakmak lazım. Yani toplama bakmak lazım. Yani İzmir olayına bakın. İzmir'de eskiden il özel idaresi, onun bir bütçesi evet. vardı. Bütçenin aldığı pay vardı. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi 50 kilometrenin ötesindeki köylere hizmet götürmüyordu. İl özel idare. Şimdi o götürecek. Dolayısıyla tabii ki gelirin artması. Yani il özel idaresinin
payının büyükşehire gelmesi gerekiyor aslında. Ki onu yapabilsin. Dolayısıyla o bir şey, yani hizmet ve gelir, yani külfet nimet dengesine bakarsanız çok da elleri güçleniyor denmez. Çünkü yükleri çok artıyor. Hele İzmir gibi, Konya gibi çok köyü olan yerler. İzmir'de 597 köy var işte, biliyor musun? Az değil, evet. Çok. Yani şimdi İzmir Büyükşehir'in elindeki köy sayısı iki katına çıkacak birdenbire. Yani dolayısıyla gelir arttı, aman elim rahatladı diyecek durumda değil. Yani eskiye kıyasla baktığınızda, yani il özel ideallerinde katarak baktığınızda çok küçük, yani öyle sembolik bir şey var. Öyle çok büyük bir artış gözükmüyor. Tabii bu arada şeyi söyleyeyim, il özel idealleri tasfiye edilirken büyükşehir olan yerlerde bir şey var, bir haksızlık var. Eğer bir yerel yönetim birimini kaldırıyorsanız ortadan, o yerel yönetim biriminin de üstelik de görevlerini büyük şehirlere aktarıyorsanız, o yerel yönetim biriminin elindeki mal varlıklarını da o büyük şehire aktarmanız lazım. Yasa ile bunu yapmanız gerekir. Bunu yapmamışlar. Bunu keyfi bir şeye bırakmışlar. Yani bu konuda İçişleri Bakanlığı vesaire işte karar verilecek. Yani sonuçta Ankara karar verecek. Ankara neye göre karar verecek? İşte o büyük şehire kendisine yakınlık derecesine bakarak karar verecek. Siyasi karar verecek. Yani muhtemelen şunu yapmayı. Ha, İzmir'de tümünü belki devretmemek türü bir şey gitmezler. Çok da şey tepki çekmemek için, ama en önemlilerini muhtemelen ayırıp daha önemlisi olanlarını devreden. Bu haksızlıktır. İzmirli'ye haksızlıktır ya da İzmirli değil de bütün diğer büyük şehirlerde yaşayan insanlara. Çünkü aslında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi esas olmalıdır. Ama iktidar ne yapıyor? Ben bunları ne yapacak onları peki? Birçoğun muhtemelen o eline aldığı şeylerin değer yapan şeydir. Belki de özelleşecek, satacak yani. Belki de bütçenin kaynağını, yani açıklarını kapamaya dönük bir operasyon olarak da kullanabilecek. Belki bir bazıları merkezi kurumların bir şeyi, binası ya da mal varlığına dönüşebilecek, ama önemli bölümü satmaya gidecek. Bunun büyük bir kayıp olduğunu, yani bir toplumsal ortak varlığımızın kaybı olarak, İzmir açısından İzmir'in bir toplumsal varlığının kaybı olarak görürüz. O nedenle buna da tabii itirazımız var. Bir başka itirazımız, bu yatırım izni ve koordinasyon merkezi diye bir şey kuruyor, evet. Bu yasa. İlgiler Meclisi'nin harcamaları için. Yani şimdi İlgiler Meclisi de büyükşehir. Büyükşehir'in harcamalarını izleyecek, koordine edecek falan. Kim bakacak bu işe? Kim var merkezin başına? Vali. Vali derken vali görevlendiriliyor, vali yardımcısını. Düşünebiliyor musunuz? Yani iki yılda bir değişme olasılığı olan bir bürokratik kademe. Küçümsemek için söylemiyorum ama bir vali yardımcısı. Yatırımları izleme ve koordinasyon merkezi. Büyükşehir'in yatırımları dahil. Böyle bir şey. Bu bir vesayet rejimidir. Yani hani şeyleri özelleştiriyordunuz. Yani daha yerel yönetimciydiniz. Ha, burada tabii gene çifte standart uygulanabilir. Bana yakın belediyede ben bırakırım, istediği gibi yapsın. Bana yakın olmayan da sıkarım boğazını. Bu olabilir. Bu yani olur ama yetkileri belirli mi bunların? Hayır, bu, şimdi o da tabii ayrıca bu da tabii düzenlenecek. Tabii var, yani gelir kaynakları belirtilmiş. Yani yasada sayıldığı kadar bir şeyler var tabii, ama yasanın ötesinde önemli kargaşaya neden olabilir. Bununla ilgili tüzük çıkarmaya çalışabilirler. Yani orada daha da karışabilir işler. Yani burada iç içe geçmeler. Burada büyük şehirle merkezi idarenin sonuçta denetimde olan bu yakın izleme koordinasyon merkezinin böyle bir şey yetki çatışması içine girmesi kadar kötü bir şey olamaz. Ha, bunu belki şöyle bir şey yapsalardı, bir geçiş dönemi için, biz bunu işte 2 yıl için, 3 yıl için, hani bu ilizör idaresi kalkıyor, o arada bunu yapalım falan, neyse yani. Çünkü biliyorsunuz ilizör idaresi kalkınca merkezin, Ankara'nın o büyük şehirdeki İzmir, Manisa, neyse artık bütün Ege neredeyse büyük şehir oluyor. Buralardaki o kamu hizmetlerinin yerinden yönetimi sıkıntı, sorun olacak. Yani bir anlamda tabii o işe yarayabilir bu. Ama keşke buna büyük şehrin yatırımları hariç diye ekleselerdi. Bunu yapmadıkları sürece ve bunu da kalıcı, geçici değil de kalıcı yaptıkları zaman böyle bir sıkıntı. Aslında bu daha çok il özel idarelerin, yani İl Genel Meclisi'nin görevine. Çünkü şeyi gördüler, yani il genel meclisi olmadan, il özel idaresi olmadan biz nasıl buradaki yatırımları koordine edebiliriz? Merkeziler, bu böyle boşluğu gördükleri için de getiriyorlar. Ama oraya bir de
bence biraz tamahkarlıkla şeyle büyükşehir değişince katan bir şeye girmişler, bu olmaz. Bu koordinasyon merkezinin görevi şu açıdan sordum, yetkileri belli mi derken, mesela büyükşehir bir yatırıma başladı. Evet. Herhangi bir ihtiyaç gördü, bir yatırım yapıyor. Bu merkez bu yatırımı engelleyebilir mi? Yararlı, yararsız gibi. Orası karışık biraz. Yani umarım kendilerini sadece il özel idaresinin biz devamı olarak görürüz falan diye sınırlarlar. Öbür türlü hakikaten şey, yani yani hizmet yapılamaz bir duruma gelir. Ve yani iktidar buradan çok eleştiri alır. Yani tam tersine büyük bir eleştiri odağı haline gelir. Ben onu yapacaklarını pek sanmıyorum. Yapabileceklerini pek sanmıyorum. Ama bunu düzeltmek lazım. Yani bunu çünkü değiştirmek lazım. Belediye başkanları da bazı sözler vererekten geliyorlar. Evet. Ben şunu yapacağım diye sayıyorlar vatandaşlara. Evet, vatandaşlar da bunlara göre yani seçim yapıyor. Yani 1.100.000 kişinin oyuyla bir belediye başkanı İzmir'e seçiyorsunuz. 5 yıl için seçiyorsunuz. Ondan sonra kaç yıl duracağı belli olmayan bir idari kademe, bir vali yardımcısı. Hiçbir sorumluluğu da yok istedik şey anlamında. Evet. Yani ne oluyor bu? Görevini iyi yapması mı oluyor? Bir daha seçilmem diye bir derdi mi var? Hayır, o belki sadece Ankara'ya karşı ben görevimi yaparım diye bakacak. Böyle olmaz. Yani seçilmişlerle böyle atanmış, üstelik de bu kadar geçici sürelerle atanmış, yetkisi sınırlı bir takım şeylerin, idari kademelerin böylesine bir kayyum gibi tepede durmaları doğru bir yöntem değil. Umarım bunu daha netleştiren bir tanımlama giderler. Belki de Anayasa Mahkemesi'ne bizim başvurumuz sonrasında da eğer bir buradan bir iptal gelirse bu madde. Var mı umudunuz bu konuda? Bildiğim kadarıyla var. O zaman belki şey, yani bunu yeniden düzenleme fırsatını. Yasayı baştan sona yani. Yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri değiştirebilir. Hepsini de geri yollayabilir ama bazı maddeleri değiştirebilir. Eğer bazı maddeler değişirse o zaman o maddenin, hatta bazı maddenin bazı fıkrasını iptal edebilir. Yani anayasaya aykırı bulabilir daha doğrusu. Yani Anayasa Mahkemesi yasa yapmaz. Anayasaya uygunluğunu tartışır. Uygun görmediğini iletebilir. Şöyle bir sorumuz var. Sayın Vekilim, 2013 bütçesi İzmir'e katkısı ne olmuştur? Yoksa 2012'den daha mı kötü olacaktır? Teşekkürler. Mustafa Eraltun. Evet, Mustafa Bey, teşekkürler sorusu için. Tabii katkısı ne olmuşturdan çok ne olacaktır. Çünkü daha 2013 başlamadı. Şimdi bütçelerde şeyler, ödenekler kurumlara göre ayrılıyor. İdari mekanizma içinde. Burada biz tabii İzmir'e dönük olarak neye bakacağız? Şey, yatırım bütçelerine, çeşitli kurumların yatırım bütçelerine. Tek bir kalem altında İzmir'e ayrılan ödenek şudur diye bir şey bulamazsınız bütçede. Ne İzmir için, ne İstanbul için. Böyle bir şey göremezsiniz ama çeşitli kurumların faaliyetleri arasında bunu görürsünüz. Yani şimdi bir kere her ilin bir personel bütçesi vardır mesela. Tabii. Anladın mı? Yani bunu nerede? İzmir altında göremezsiniz. Maliye Bakanlığı'nın o personel ödemeleri içinde İzmir'de çalışan kamu personelinin maaşları vardır. Anladın mı? Yani işte orada görürsünüz. Yatırımlar içinde İzmir'in. Bu tabii tek tek ayıklanması gereken bir şey. Yani eğer şeyi soruyorsa 35 projeden ne kadarı var bu bütçede? O biraz şey hayal olur, 35 projeyle ilgili fazla iz bulmak. Bunların bir bölümü zaten yürüyen şeyler. Bir bölüm de bütçede yer almıyor. Çünkü yapışa devretle oluyor. Yani örneğin otoyol projesi, bilmem İstanbul şu falan, bunlar esas itibariyle yap işlet devlet üzerinden yapıldığı için, yani özel firmalara herhangi bir şey yok. Bazıları öyle olduğu için onlarda bütçede çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Bazıları vardır tabii şey olarak. Yani bunu şimdi çıkarmak çok zordur böyle bir şeyi gerçekten. Ama biz şey olarak sonuçta çıkarıyoruz. Yani İzmir ne kadar vergi veriyor? Geçmiş yıllar için çıkarabiliyoruz. O verdiği vergiler karşı İzmir'e ne kadar kamu harcaması, personel harcaması olarak, sağlık harcaması İler olarak, yatırım olarak vesaire, hepsini çıkarabiliyoruz. Geçmiş yıllar için daha sağlıklı yapılabilen bir şey. Ve şunu görüyoruz, İzmir ödediği vergilerin karşılığında çok düşük yatırım alan illerden biri. Tabii buna benzer, yani İstanbul'da böyle, Kocaeli böyle, yani çok yüksek vergi veren, işte birkaç tane il sayayım. İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir şeydir. Verdiği vergilerden daha az kamu hizmeti, kamu harcaması alan illerdir. Fakat Ankara ile İzmir'i karşılaştırdığınızda bu açıklık İzmir'de daha fazla. Yani İzmir ki Ankara'ya yakındır
şey olarak, ekonomik büyüklük olarak, hani İstanbul daha başka bir şey. Ama İstanbul, Ankara'yla karşılaştığınızda çok açık bir şey görüyorsunuz. Eşitsizlik görüyorsunuz. Yani Ankara şey yaptığı, ödediği vergilerden daha büyük bölümünü geriye harcama olarak alıyor. Ama İzmir tabii bu konuda... Bu eşitsizliğin nedeni nedir hocam? İzmir'in Ankara, farklı bir partiden olmasından dolayı mı? İzmir yönetimleri, Ankara'nın tabii bir özelliği de Ankara'da kamu memurlarının, yani memurların kamu personelinin daha fazla yığılmış olmasına getirdiği de daha fazla personel ödeneği, kamu binaları vesaire. İşte evet. Öyle bir tarafı da vardır ama gene de artış oranlarına baktığınız zaman yıldan yıla İzmir'in biraz daha nasipsiz olduğunu görüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Evet, yani İzmir'e dönük olarak iktidarın böyle bir tutumu oldu. Özellikle yatırımlar açısından oldu. 2002 sonrasında, en azından 2011'e kadar iktidar İzmir'i almak için daha çok şu stratejiyi izledi. Yani bizden, bizi İzmir'de birinci yaparsanız, gerek genel seçimlerde gerek yerel seçimlerde daha çok hizmet alırsınız. Bunu söylüyorlardı zaten. Bunu hep söylediler. Fakat bu İzmir'de ters tepti, biliyorsunuz. Başka yerlerde yürümüş olabilir ama İzmir'de bu politik şantaja şey yapmadı, yüz vermedi. 35 İzmir projesi biraz da bunun şeyi mi göstergesi? Şimdi bu, evet, şimdi bu yeni bir durum. Gerçi başka bir şey daha oldu. 2011 seçimlerine bir ay kala İzmir Büyükşehir Operasyonu yapıldı. Evet. Bu defa 2011 seçimleri için başka bir kart açıldı. Bak, senin belediyen itibarsız bir belediye aslında diye itibarsızlaştırma operasyonu yapıldı. Fakat bu da tutmadı. Hatta sonra bir Kasım operasyonu geldi ve şeyi ölçtüler kamuoyu yoklamalarına. İzmir buna tepkisinin sert olduğunu gördüler. Ve o da biliyorsun şimdi şey oldu, işte tutuklu sanık kalmadı, tavsiyelerine oradan geri adım. Şimdi neyi oynuyor İktidar Partisi? İktidar Partisi bu defa yatırımcı bir şey yüz kendisine. İzmir içinde ben çok yatırımcı olacağım şeyi, işte 35 proje falandı. 35 projenin çoğu FOS, yani çoğu ipe sapa gelmez bir kısmı. Bir kısmı da yani bir kısmı zaten yürüyen şeyler, bir kısmı, hatta bir kısmı da ne bileyim bir büyük şehrin yaptığı şeylere sahiplenmeler de var. İzban'da olduğu gibi. Yani İzban'ın bütün harcaması İzmir Büyükşehir tarafından yapılmıştır. İktidarın, yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu'nun verdiği sadece Osmanlı'dan kalma hatları vermiştir. Yer, daha doğrusu. Yer vermiştir. Yani hatlar değişiyor. Cebinden bir kuruş para çıkmamıştır. Evet. Şimdi bu dolayısıyla tartışılacak bir konu olarak görmüyorum. Yani buna benzer şey. Ama şimdi tabii bir şey var. Yani bir değişiklik var. Yani İzmir'i bu defa yatırımcı bir yüzle kendine çekme bakımından bir strateji değişikliği var. Çünkü öbür türlü alamadık. İzmir'le takışarak alamadık biz bu işi. Ama bu temin dediğimiz konuya dönersek, evet, yani İzmir'i ihmal edilmişliği geçmiş 10 yılda ya da 2011'e kadar 9 yılda evet oldu. İzmir'e böyle bir cezalandırma derseniz evet oldu. Tabii İzmir'in, şunu da söyleyeyim, İzmir'in kendi sermayedarları, kendi iş adamları, kendi iş dünyası da bazen İzmir dışına yatırım yaparak, bu biraz da İzmir'in işte kalkmada öncelikli yöreler şeyinde birinci sırada olması, ne bileyim Manisa'nın üçüncü sırada olması, İzmirli iş adamı yatırım yaparken şurada yanı başımızda 30 kilometre ötedeki Manisa'da yatırım yaptığında yani daha az ücret ödüyor. Çünkü daha düşük evet, vergi ve sigorta veriyor falan. Yani dolayısıyla İzmir'in bir de böyle merkezi kararlarla hemen yanındaki bir takım illerin daha teşvik, fazla teşvik edilmesi, İzmir'in yatırımların da bizzat kamu yatırımında değil, özel yatırımda İzmir dışına doğru çıkarabiliyor. Bazen daha uzak yere gidiyor. Yani İstanbul'a gidiyor. Çünkü bakın İzmir'de eskiden bankalar da vardı, İzmir kökenli falan. Bazısı kapandı. Hemen hemen hepsi kapandı zaten. Ama bunlar kapanmadan da İstanbul'a taşırlardı merkezlerini. Modaya uyarlardı. Finans merkezi İstanbul falan diye. Aslında İzmirli'ye, İzmir açısından biraz da onu da, yani İzmir'de tutmak, bizim kendi insanımızda İzmir'de tutmak da bir özel, evet, çaba gerektiriyor. İş adamlarımız da gidiyor, sanatçılarımız da gidiyor. İzmir yetiştirdiği bütün değerler gidiyor. Yani İzmir'in şimdi biraz daha düzeliyor. Yani İzmir mesela Türkiye'de önemli bir sanat merkezi haline gelmeye başlıyor. Çok önemli bir konser salonu oluştu Adnan Saygun Kültür Merkezi.
Şimdi Türkiye, bu Türkiye'nin en büyük konser, en büyük ve en önemli konser salonu. Şeyde bu Karşıyaka'da yapılacak olan opera binası gibi yarışmayla o da öbürü gibi şey, temelleri atılmış olacak. O da müthiş bir proje. Yani İzmir'i gerçekten birkaç şey kademe katacak, sıçratacak şeylerden bahsediyoruz. Yani İzmir bu yönden yani bir kültür başkenti olarak sadece Ege'nin değil Doğu Akdeniz'in kültür başkenti olarak temayüz etmek zorundadır. Kendini öne çıkarmak zorundadır. İzmir aslında bu potansiyelleri işlerse hem elindeki yetişmiş insan gücünü kaçırmaz, sanatçısı, bilim adamı, edebiyatçısı vesaire. Hem de çeker. Yani İzmir'de doğmak şart değil ki. Yani başka bir ilde doğmuş ama gelmiş İzmir'de yaşıyorsa o bir İzmirlidir. Bizim. Tabii. İşte bu, bakın Fransızlar bu konuda ya da Amerikalılar çok başarılıdırlar. Yani bir adamın isminin Fransız ismi olmaması hiç önemli değildir onlar için. O kadar çok şey öner verirler ki sanata, bilime, aydın insanlara. Bunların kendi ülkelerine gelip de kendi ülkesinin sanatçısı haline gelmesini müthiş bir şey. Onu hiç ayırt etmezler. Yani kendilerinden sayarlar. Hiçbir ayrımcılık uyguramazlar. Türkiye'nin bunu yapması lazım. İzmir'in de ayrıca özel olarak bunu yapması lazım. İzmir bir çekim merkezi olmalıdır. Herhalde İzmir daha çok ne yönde ilerleyeceğini pek bulamadı herhalde. Sanayi mi, turizm mi, tarım mı? Sanırım asıl şeyi seçemedik. Nasıl, ne tarafa doğru gitmemiz gerektiğini. Çok yönlü bir şehir İzmir. Yani bu çok yönlülüğünden vazgeçmemeli. Tabii belli yerler, sanayi mesela, sanayi kenti ili olabilir, hala olmalı. Ama şunu da unutmamalıyız. Yani Karaburun'da sanayi olmaz mesela. Bunu yaparsanız bu bir cinayettir. Evet. Sanayi birçok şey var. Sanayi bölgesi var İzmir'in. Bazıları hiç dolmadı bile. Mesela Tire bilmem kaç yıldır, 25 yıldır var ve hala şey yani çok boş. Bazıları da hala şey kapasiteler dolmadı. Bunlarda hala potansiyel var. Ama İzmir'in tarım yani ili olması hiç rahatsız edici bir şey değil. Yani tarım güzel bir şey. Yani tarımla uğraşmak. Tarımda sanayi şey var. Tarımsal sanayi de var ve tarımda İzmir daha değerli ürünler üretebildiği için de Konya ile yarışıyor. Konya'nın evet. Şeyi çok yüz ölçümü büyük olmasına rağmen, çünkü orada verimlilik daha düşük. İzmir'de verimlilik çok daha yüksek olduğu için. Evet. Yarışabiliyor ve ürettiği ürünlerin de sadece verimlilik bakımından değil, piyasa değerleri daha yukarıda olduğu için de toplam değer olarak baktığınızda ve kilo olarak değilse bile çok daha şey öne çıkabiliyorsunuz. Bu şeye benziyor işte, yani bir Hollanda Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin bilmem ihracatının bilmem kaç katını ihraç eden bir ülke. Evet. İnsan bunları görünce de şaşırıyor gerçekten. Evet. Ama yani hayvancılık olduğu için. Ülke. Hayvancılık evet. Esası olduğu için zaten. Biz de tarım ve hayvancılık ülkesi diye bilinirdik bir zamanlar, fakat ne tarımdan bahsedebiliyoruz evet. Şu anda, ne hayvancılıktan tarım bahsedebiliyoruz. Geriye gitti. Türkiye her zaman Avrupa'nın tam tersine. Avrupa'da toplam tarım içinde hayvancılık 2/3 paya sahiptir. 1/3 bitkisel üretimdir. Türkiye'de hep tersi oluşuyor. 2/3 bitkisel üretim, 1/3 hayvansal üretim. Fakat biz her ikisinde de geriye gittik. Yani Türkiye 2000'li yıllarda tarım ürünleri dış ticaretinde net ithalatçı evet. oldu. Yani biz tarım ürünlerinde de ithalatçı olduk. Bu çok kötü bir gelişme. Aslında bu IMF ve Dünya Bankası politikaları doğrudan ilişkilidir. Bu politikalardan hala da kurtulabilmiş değiliz. 2000'de başladı bunlar. Dikkatinizi çekelim. Evet. Evet. Zaman çok çabuk akıyor. Evet. Sorular da o kadar çok var ki böyle. Çok, ama biz kaptırdık gittik kaptırdık galiba. Gidiyoruz evet. Bütün şehir yasasıyla ilgili, büyük şehir yasasıyla ilgili son söyleyecekleriniz nelerdir? İki kent açısından bunun çok olumlu olduğunu söylediniz. İstanbul ve İzmit gibi iki kentimiz açısından evet. bunun çok olumlu olduğunu söylediniz. Fakat bütün diğerlerine şehir, bir evet, şehir mevcut, olarak şehir. Onlar da uygundu. Hatta bakın bizim eski İzmit Belediye Başkanımız Sayın Sefa Sirmen. O da şeydi, biz muhalefetteyken, ki o da bizim milletvekilimizdi. Yani belki Kocaeli'ni almak daha zorlaşacağı halde savundu bunu. Evet. İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmalıdır diye savundu. Yani biz ilkesel bakıyoruz. Orada o doğruydu. Kocaeli için ve şey için, İstanbul için.
Ama öbürü şeydir. Bu bir siyasi operasyondur. Bakın ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu uzun vadede bir idari federalizm yolunda da girebilir. Şimdiki şey itibariyle daha merkezileştiren bir şey yapı gösteriyor şu an. Yani iktidar büyük şehirler aracılığıyla ipleri daha fazla eline alan bir uygulamayı şey yaptı. Ve Türkiye'de nüfusun %75'i yaklaşık büyük şehirlerde yaşıyor olacak. Evet. Yani 29 büyük şehir nüfusun %75'i. Müthiş bir şey. Yüz ölçümünün yarısından az ama nüfusun 3/4. Şimdi bu sistem giderek bir seçilmiş valilik aşamasına götürebilir. İl özel idaresini kaldırdınız ya, demin söyledim size bu yatırım izleme koordinasyonu. Yani bir boşluk var orada. Bir süre sonra yani vali var, büyük şehir var. İkisi de aynı coğrafya, bütün şehirde bakıyorlar. Yetkiler orada da çakışmaya ve çekişmeye başlayacak. Dolayısıyla canım yani bir tane seçilmiş olsun, seçilmiş vali ya da ikisi de seçilmiş olsun. Amerikan sistemine mi gideceğiz? Falan doğru bir şeye gitme eğilimi olabilir ve yani AKP'nin kafasında uzun vadede bunu masaya koyacağı pazarlık kozu, bir idari federalizm, bir Kürtlerin, Kürt sorununa işte bir özerk yönetimi il üzerinden bir geçiş olarak da düşünebilir. Dolayısıyla anayasada da adımlar atılıyor mu? Yeni yapılan anayasada. Şimdi tabii bu konuda biz bir adım atmıyoruz ama iktidar partisi şeyi getirmek istediği için başkanlık rejimine, bu büyük şehir yasası aslında başkanlık modeline de daha merkezileşmiş bir modele de uygun oturuyor. Çelişkili gibi gözükse de büyük şehir hem başkanlık sistemine uygun bir yapı olarak öngörülüyor. Hem de daha bir idari federalizmin yönünde de daha sonra kullanılabilecek bir mekanizma olarak da düşünülebiliyor. En azından belli şeyler, bölgelerde bunun bir işe yarayacağı hesabını yapıyorlar muhtemelen. Yani bunun bu şekilde, ben çünkü şeyi biliyorum, yani AKP ile ben grup başkan vekiliyken daha 2003'te mevcut Bakan Ömer Dinçer bize bu ilk kamu yönetimi yeniden yapılanması tasarısını sunduğunda bu seçilmiş valileri ben siz buraya mı gidiyorsunuz diye sordum. Canım yani destekleyin getirelim demişti daha 2003 yılında. Yani orada şeyin, AKP'nin niyetleri çok açık aslında. Yani görmesini bilene. Açık söylendi. Yani biz gidiyoruz, yani, size destekleyin. Yani, kapalı toplantı açık söyledi ama yani o kadar şeydi. Yani. Evet Sayın Hocam, son sözlerinizi alalım. Gerek bu yasayla ilgili, gerek meclisin son dönem çalışmalarıyla ilgili son sözlerinizi alalım ve toplayalım. Meclisteki sıkıntı şu. Şimdi ben aynı zamanda iş düzlük komisyonunun iş düzlükle ilgili bir her partiden iki kişinin, her gruptan iki kişinin katıldığı bir iş düzlük komisyonu, uzlaşma komisyonu kuruldu. Yeni bir iş tüzüğü. Çünkü AKP'nin meclisinde bir iş tüzüğü var. İş tüzüğü teklifi var. O biraz kadük oldu. Geçen sene biliyorsunuz. Geçen sene Ocak'ta büyük itişmeye yolaşmıştı. Çünkü antidemokratikti. Şimdi bilmiyorum ne yapacaklar ama daha demokratik olacaklar mı? Böyle bir şey var. Meclisin doğru çalıştırılması lazım. Meclisin daha demokratik çalıştırılması lazım. Mecliste demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, çeşitli örgütlü birimlerin komisyonlar aşamaları özellikle çok daha iyi katılımların sağlanması, yasama süreçlerine katkılarının alınması gerekiyor. Bu demokrasilerde böyledir. Yani yasama sadece bizim işimiz olamaz. Yasama toplumun işidir. Çünkü yaptığımız yasa herkesi ilgilendiriyor. Yani ben ticaret kanunu çıkarıyorsam orada şey çok açık. Elbette bütün odalar, ticaret odaları, sanayi, hepsi bu işin içinde oluyor. Söz söylemesi gerekiyor. Orada hiç sıkıntı olmuyor. Onlar gerçekten iyi bir baskı grubu hallediyor. Diye ama şimdi bakın Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği'yle ilgili iktidar bunları bir çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlama operasyonuna girdi. Kanun ve kararnamelerle. Şimdi onların yetkini daha da kısa bir şeye gidecek. Bunlara komisyonlarda itiraz hakkı ne kadar tanıyacağız? Ne kadar onların talepleri şey yapacak, gündeme gelecek? Burada ben sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Yani dikensiz gül bahçesi istemek antidemokratik bir yapı istemek demektir. Yani demokrasi dikenleri olan bir rejimdir. Demokrasi çok sesliliktir. Çok renkliliktir. Eğer tek renk, tek ses istiyorsanız bu demokrasi olur. O yüzden meclisteki temel aksama ve daha da aksayabilir budur. Bu süreçlerin, yasama süreçlerinin ve denetim süreçlerinin daha iyi çalışması lazım. Biz yazılı sorular soruyoruz. Süresine cevaplandığı zaman ne oluyor biliyor musun? Yaptırımı sıfır. Gelen evrak dosyasına geliyor.
Yani milletvekili olarak ben soruma yanıt ne yapıyorum biliyor musunuz bir süredir? Bu vatandaşın bilgilendirme kanunu var. Bu bilgilendirme kanunu üzerinden soruyorum cevap geliyor. Niye biliyor musunuz? Yaptırımı var çünkü. Yani milletvekili olarak yapamadım oradan yap. Evet böyle bir acize düşüyoruz çünkü. Bunu mesela, vatandaş daha mı güçlü şu anda milletvekilinde? Ya ama kanun vardı ondan. Ben şimdi İstitüs'te bunu önereceğiz biz. Yani burada da yaptırım olsun. Yani bakan niye cevap vermiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Milletvekili. Ha, sorusu zaten şeyse. Hani soru saçmaysa zaten kabul etmiyorlar soruyu. Hani soru olur. Yani meclis başkanına verdiğiniz zaman diyelim hakaret eden bir soru. Bunu soramıyorsunuz zaten. Ya da şey yani hakikaten işte dayanaksız böyle çok şey. O zaten geri geliyor size ya böyle bir soru mu olur diye. Ama sizin oradan o süzgeçten geçmiş meclisler. Bakanlığa gidiyor, bakanlık cevap vermiyor. Vermedi cevap. Nedir? Yaptırımı sıfır. Dolayısıyla burada demokrasiyi işletecek olan tabii ki muhalefet ama aynı zamanda iktidar. Tabii. İktidarın da bu konuda bir niyet, bir siyasi irade göstermesi gerekiyor. Ben o niyetlerde olmadığını gördüğüm için kaygılıyım. Ama umarım 2013'te biraz daha akıllar başa bilir ve şey daha demokratik bir havayı soluruz. Evet, bütün vatandaşlar için 2013 mesajını alalım. Evet, evet. Hem ben yeni güne başarılı bir yeni yıl diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Gazete olarak ve televizyon olarak. Televizyonda daha çok yenisiniz. Size 2013'te büyük bir atılım diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bütün yeni gün çalışanlarına da başta olmak üzere ama bütün dinleyicilerimize iyi yıllar diliyorum, mutlu yıllar diliyorum. Barış dolu bir yıl, bir bölge. Bu bölgede barış dolu bir yıl geçirmemizi diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Evet. Sayın seyirciler, yeni gün özel burada sona eriyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan'dı. Oğuz hocamız gerçekten gerek Millet Meclisi'nin geçen kapanan dönem hakkında, çalışmalar hakkında çok önemli bilgiler verdi. Gerekse büyükşehir yasası üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Tabii değerlendirmek sizlere ait, vatandaşlarımıza ait. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar yeni gün özelde buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın efendim.